Sevgili izleyiciler, Taraftarın Sesi kanalından herkese mutlu akşamlar diliyorum. Galatasaray başkent ekibi Ankaragücü karşısında 1-0'lık galibiyete imza attı. Gol 45+2'de 1-0, Babel'in golüydü. Hiç pozisyonu yok diyebilecek derecede ilk yarıda neredeyse pozisyona bile girmedi diyebileceğimiz Galatasaray ilk yarı sonunda 45+2'de Babel'in golüyle 1-0 öne geçti. Sevgili Galatasaray futbol yorumcumuz Sayın Sedat Bayraktar Bey hattımızda. Sedat Bey merhaba, nasılsınız? Merhaba Enes Bey, nasılsınız? Teşekkür ediyorum, siz nasılsınız? Sağ olun, iyiyiz. Bu arada İzmir'deki depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah ülkemize tekrar böyle bir deprem felaketini göstermesin amin, inşallah. Amin inşallah. Çok üzüldük biz de. Ben de çok sarsıldık. Biz de çok sarsıldık. Ülkecek zor günler geçiriyoruz maalesef. Hem pandemi olması hem de böyle bir olay. Allah tekrardan korusun inşallah. Amin, amin inşallah. İnşallah Sedat Bey. Şimdi maç özeline, yani doğrusu hayata dönmemiz gerekirse Galatasaray'ı nasıl buldunuz diye bir soru yöneltsem size. İlk yarı ve ikinci yarı sanırsam farklı bir oyun vardı. İlk yarıda benim gördüğüm Galatasaray'ın neredeyse pozisyonu yok denebilecek kadar azdı. Bir parantezle ufacık bir şey iliştirmek istiyorum buraya. Siz de biliyorsunuz, siz de 3 jenerasyonu birden görmüş. Yani eski Galatasaray'ı, yeni Galatasaray'ı ve güncel Galatasaray'ı görmüş biri olarak bir şey sormak istiyorum. Bizim bildiğimiz hani büyük takımlarda ilk 15 dakika diye bir şey vardır. Siz de bunu çokça sıkça görmüşsünüzdür. Evet. Bu ilk 15 dakikaları da gol atan büyük takımlar sonrasında rahatlıkla maçı kazanırlardı. Şimdi biz görüyoruz ki ilk 15 dakikada sanki baskı yiyen bir Galatasaray, oyunda olmayan, oyuna tutunmaya çalışan bir Galatasaray. Yanlış mı gördüm? Siz beni düzeltebilirsiniz. Sizin fikriniz bizim doğru söylüyorsunuz, evet. Doğru söylediniz. Eskiden dört büyük dediğimiz, tabir ettiğimiz takımlar maçın ilk 10 dakikasında, 15 dakikasında baskılı başlardı oyuna. Evet. Ve oyunun kontrolünü eline tutarlardı. Ama günümüz futbolunda tüm takımlar iyi transferler yapabiliyorlar. Hızlı oyuncular, teknik kapasitesi yüksek oyuncularla takımlarını güçlendirip artık bu bahsettiğimiz 15 dakika baskı yapan, üstünde oynayan büyük takımlar maalesef en azından Türkiye Ligi'nde göremiyoruz bunu. Bugün de Galatasaray ilk yarıya çok tutuk başladı aslında. Dediğiniz gibi ilk yarı hiç pozisyon yoktu aslında. Gol dışında bir pozisyon bulamadı Galatasaray hiç. Yani maç çok ortada geçti. Ankaragücü genelde uzun toplarla çıkmaya çalıştı. Galatasaray'ın defans tankasını top atmaya çalıştı hızlı oyuncularıyla. Galatasaray buna tepki gösteremedi çok aslında. Topu da çok ayağında tutamadı bugün yine. Yine oyuna hakim bir Galatasaray yoktu aslında ilk yarı. İkinci yarı biraz toparlar gibi oldu. Golden sonra biraz daha iyi tabii ki sahaya çıktığında. Ben bugün aslında sahada lider görmedim Galatasaray'da. Bir lider olmamışı Galatasaray'ın aslında oyunda istediğini yapamadığını gösteriyor. İşte Arda'nın bugün hep bahsediyoruz oyuncu değişikliklerini daha erken yapsın Fatih Terim diye. Evet, evet. Bugün bir tanesi zorunlu olmak üzere oyuncu değişikliği yaptı ve erken yaptı Arda'nın girişi. Arda biraz bence hem bir Feguli'ye attığı pasla biliyorsunuz hep bir kaleci değil pardon Atakan çıkardı galiba pozisyonda. Evet, evet, evet. Bir o pozisyonda diğer yine ceza sahasına attığı toplarla içeriye girmeye çalıştılar ciddi anlamda. Liderlik vasfını gösterdi aslında bugün Arda. Feguli de yine en kötü Feguli yine gol pozisyonuna karşı karşıya Feguli oldu. Yani bugün baktığımızda Emre Kılınç sahada neredeyse yok gibiydi. Hiç etkisini göremedik. Belki de Feguli değişikliği de erken olmalıydı. Arda zamanında girdi bence oyuna. Hı hı. Ve etkili olduğunu düşünüyorum. Hem Arda'nın hem Feguli'nin. Geçen seneden beri kızdığımız Babel, eleştirdiğimiz Babel evet. Bugün 90 dakika sahada kaldı ve Galatasaray'ın galibiyet golünü attı. Bugün Galatasaray aslında riskli bir skorla maçı kazandı fakat az kalsın son dakikalarda ofsayt olmasaydı bir golle karşı karşıya kalabilirdi. Yani aslında 1-0 her zaman riskli bir skor biliyorsunuz. Yani Babel bugün aslında Galatasaray'ı sırtlamış oldu. Bizim en çok eleştirdiğimiz oyunculardan bir tanesi Babel biliyorsunuz. Hı-hı. Geçen seneden beri ama bakın bu sene yine Babel'e kalmış Galatasaray. Yani başka oyuncusu yok. Falcao cezalı biliyorsunuz. Belhanda sakat oynayamadı. Evet, evet. Yani
ne yapabilirsiniz? Elinizdeki kadro bu. Elinizdeki oyuncular bunlar. Ancak bu kadar olur yani. Yani şöyle bir şey de var. Bugün özelinde ben bir şey sormak istiyorum. Ben bir konsantrasyon eksikliği gördüm. Şahsım adına doğrudur değildir. Hani o tartışılır. Mesela Omar'ın sağ kanattan bindirdiği bir top vardı. Mesela 4 tane sağ içinde opsiyonu vardı. Babel vardı orada. Arda vardı. Sayamıyorum şu anda. O 4 oyuncu opsiyonundan gidip rakip oyuncu, defans oyuncusunu buldu o top. Birincisi bu. Çünkü Galatasaray'da oynuyorsanız, o formayı giyiyorsanız oranın bir ağırlığı var. Orada sıradan insanlar top oynamıyor. Bir şey olmanız lazım orada oynayabilmeniz için. O Evet. yüzden ben bunu kabul etmem yani. Hani bana diyemez kimse. Ya işte o pozisyonda veremedi yeteneği. Hayır, bu olmaz çünkü Galatasaray burası. Burada öyle bizim bildiğimiz hacilerden sonra çok futbolcular geldi. Bugün Falcao basit bir futbolcu mu? Dünya çapında kendini ispatlamış. Yetenekleri tartışılamayacak kadar üst düzeyde bir oyuncu. Bugün sahada olmamış olabilir. Arda Turan dediğimiz oyuncu bugün Barcelona'ları görmüş. Atletico Madrid'de Şampiyonlar Ligi'ne final oynamış. Atletico Madrid'de İspanya Kupası'nı kaldırmış. Bunlar kolay şeyler değil. Takım Değil içinde tabii ki, tabii ki. baktığımız zaman Babel dediğimiz oyuncu, sizin az önce bahsettiğiniz, Ajax'ta oynamış. Liverpool'da, Beşiktaş'a biliyorsunuz, o hezimi galibiyetinde çok büyük rol oynamış. Hani baktığımız zaman kadro kalitesini tartışmamıza bile gerek yok bence. Saçmalık olur belki ama Galatasaray'da bu hani yönetimle Fatih Terim arasında olan bir problem var. Bu aşikar bir gerçek. Sanırsam futbolcular bundan etkileniyor mu acaba? Sizin görüşünüz nedir? Yani ben dediğinize katılıyorum tabii ki. Yani Omar Abdullah'ın son vuruş yapamaması. Yani geçen sene orada biliyorsunuz Mariano Evet. oynuyordu. En azından oraya kadar geldikten sonra o pozisyonda topu daha iyi kullanabilirdi. Arkadaşlarının kafasını kaldırıp daha iyi verebilirdi. Fakat ben Omar'dan çok fazla herhalde beklentisindeyim ama göremiyorum sadece onu maalesef. Yani ne Evet. bindirmeleri yapıyor, ne düzgün ortaları var, ne yeteri kadar kanat oyuncularına destek veriyor. Mesela Saracchi bugün yine kendini yırttı adam. Yani en son Evet. sakatlığı çıktı. Sakatlandı. Evet, asist de yaptı bugün biliyorsunuz. Evet. Geçen hafta da aynı şekilde çok performans yüksek Siz oynadı. yine Bu değer hafta da ama yani değinmiştiniz. sol taraftan oynuyoruz. Galatasaray sadece sol taraftan Saracchi gibi hızlı çıkan bir oyuncu var. Ayağında tutan Babel var. Yani orada tıkanıyor oyun. Sağda işte Emre Kılınç hareketli fakat arkasında Omar bir türlü bindirmeleri desteği yapamıyor. Yani burada bir takım sıkıntılar var. İki tarafında uyumsuzluk, kanat uyumsuzlukları var ama dediğiniz gibi bu şeyi ben pek yani yönetimde Fatih Terim arasında sıkıntı olduğunu düşünmüyorum ama varsa da bilmiyorum tabii. Ama futbolcuya yansıdığını düşünmüyorum bunun. Yani Fatih Terim'in otoriter yapısı vardır takım için, takım içinde. Yani onu oyunculara yansıtacağını düşünmüyorum ama belki dediğiniz gibi transfer yapmamakta, yani transfer yapmayan bir yönetim de Fatih Terim'e karşı bir cephe almış olabilir diye düşünüyorum. Tabii tam bilmiyorum bu konuda neler dönüyor içeride, neler var ama yine de Galatasaray sıkıntılı günler yaşıyor. Yani Ankaragücü bugün ligin hiç maç kazanamamış bir takımı. Bir puanla ligin sonunda yer alıyor. Fakat Galatasaray yani bu takıma karşı 1-0'lık zorla bir galibiyet olarak Hazin bir oyunu tablo daha bitiriyor yani. sorayım size Sedat Bey. Mesela Babel ve Arda mecbur bir şekilde oynadılar bugün. Cagne oyunun içine giremiyor. Bir türlü biz Cagne'yi o Kasımpaşa'da gol makinesini Galatasaray'da izleyemiyoruz. Yani Babel ve Arda bugün bir mecburiyettir. Bence Cagne iyi oynayan bir Cagne olmuş olsaydı bu pozisyona bürünmezdi takım. En kötü ihtimalle veya en iyi ihtimalle Babel çıkar yerine Arda girerdi. Ama baktığınız zaman böyle bir zaruriyet doğması saha içinde de gerçekten düşündürücü. Neden Cagne yok? Neden? Yani bu futbolcu bu kulüpten belli bir bedel alıyor. Hani belki çirkin duruyor, şık durmuyor para konuşmak ama şimdi baktığımız zaman günümüze böyle bir takımda oynuyorsunuz ama yeterince performans vermiyorsunuz. Ben bilmiyorum yani Falcao'nun olmadığı bir günde Cagne'yi daha iyi beklerdim. Mesela bugün çok ön plana çıkmasını beklerdim. O öyle bir gayretini de göremedim açıkçası. Siz gördüyseniz lütfen Evet, anlatın. yani evet, Cagney için aslında bu hafta bir fırsat Falcao'nun yokluğunda. Tabii. Belki daha ileride yine fırsat olacak böyle sakatlık olacak, kart cezalıkları olacak vesaire. Ama bugünkü fırsatı iyi değerlendiremedi. Evet, Cagney maç boyunca topla bir iki kez anca buluşmuştur. Yani ne kafa toplarının etkili ne yani boş alan kaçmak etkili ne aldığı topu verimli kullanmak etkili. Yani
Bizim günümüz futbolundaki santrafor yapısına uygun bir oyun tarzı yok. Yani daha çok topu bekleyen, topu yani ona gelsin, öyle vurayım. Yani forvet dediğimiz pozisyonuna girer, pozisyonu zorlar, Yok. boş alan kaçar, geriden dinlenen oyunculara alan açar. Yani bunları da yapmıyor Gagne. Yani bunlar bu konularda da yani mesela uzun boylu forvetleri düşündüğümüz zaman Hakan Şükür gibi Tabii. ya da işte ne bileyim Vedat Muriç gibi günümüz futbolunda Hı. futbolcuları düşündüğümüzde bakın yani onların sağ kaçmaları, önünü boşaltmaları yani stoperi olarak çekerken sağ kendine doğru öndeki arkan gelen arkadaşını gol pozisyonuna çıkıp sokar. Ama Gagne'de bu da yok. Gagne hareketsiz. Gagne önde pres yapmıyor. Geçen hafta Falcao hatırlarsanız bahsetmiştim. Daha istekli gördüm. Daha Evet, evet, evet. toplanmayı istekli gol pozisyonuna girdi. Ama Gagne bugün hiç yani sağda yok gibiydi. Emre Kılınç hakeza öyle. Ömer Bayram bir şeyler yapmaya çalıştı ama yine de yeterli değil. Yani Galatasaray gibi kulübün klasmanında oyuncular değiller aslında. Hani az önce bahsettiniz. Bir takımda bu oyuncular varsa Galatasaray gibi bir camiada bir kulüpte oynuyorsanız iyi ayaklar, iyi, teknik olarak kapasite olarak yüksek oyuncu olmanız lazım ama yok yani Galatasaray'ın, ben Ankaragücü'nün kadrosunun Galatasaray'da olduğunu düşünüyorum. Yani ismiyle, belki Galatasaray ismiyle Ankaragücü'nün kadrosu daha başarılı olur. Yani o kadar Evet. daha hızlı oyuncular, daha hareketli, teknik anlamda yüksek oyuncular. Ama Galatasaray bugün gençlerinde sadece ismiyle kazandı gibi geliyor bana. Hani kötü oynadığınız maçta da kazanmak gibi bir tabir var ya bizim Türk halkının fakir edebiyatı. Biz onu Evet, yaşadık evet. bugün. Fakir Ama edebiyatı bir yaptık. olur, iki olur. Yani bu bir yerde yani takılır, biter. Yani bugün kazansınız. Geçen hafta Erzurumspor maçında öyle hasbelkader kadar kazandınız. Bugün öyle. Ama daha iyi bir takım karşılaştığınız zaman daha iyi bir takımla biraz daha zor işler. Yani bugün iki maçta aslında çok oyuncu kaliteleri olarak çok yüksek düzeyde futbolcu olan takımlar değildi. Ama ileriki maçlarda daha da zorlanacak Galatasaray. Size o zaman bugün Galatasaray günlüğünü kapataraktan farklı bir soru soracağım. Diğer yorumcu arkadaşlarımıza da bu soruyu yönelttim. Hepsinden farklı farklı görüşler var. Sizin görüşünüz de bizim için önemli olacaktır. Başakşehir'i nasıl buluyorsunuz Şampiyonlar Ligi'nde diye bir soru sorsam size. Yani ben beğendim açıkçası Mekeks'i. Rakipleri malum düştü, grup çok iyi bir grup. Tabii. Avrupa'nın en iyi takımdan olduğu grupla denk geldi. Başakşehir gibi oynadı. Yani geçen sene bildiğimiz güzel ayağa top oynayan, oyun kurgusu olan bir takım gibi oynadı. Ezdirmedi kendini. Ben o anlamda Başakşehir'i başarılı buluyorum. Yani bu gruptan bir puan, iki puan ya da birkaç puan almak bence başarı olarak görüyorum ben. Ben de şöyle değerlendirdim. Bizim Süper Ligimizin kalitesini herhalde tartışmamıza gerek yok. Belli bir seviyede hepimizin bildiği gibi. Bizim şampiyonumuz ancak ve ancak bu kadar oynayabilirdi dedim Şampiyonlar Ligi'nden. Yani bir tık ötesi bir tık gerisi değil. Olabileceğinin en iyisi buydu. Tabii ki Paris Saint-Germain gibi geçen senenin Şampiyonlar Ligi finalistine bunu oynayabilirsiniz. Eğer Evet. oradaki mesela forvet Mbappe bizim Crivelli ile değiştirmiş olsaydık sanırsam maçı biz Değişti. kazanabilirdik yani. Yani tabii eski yani bizim çeyrek finalleri Türkiye'de Galatasaray görmüş bir takım Şampiyonlar Ligi'nde. Evet. Ama o kadrolarla bu kadrolar arasında çok büyük farklar var. Yani hem Avrupa'daki takımlarda hem bizde. Yani son yıllarda Türk futbolu maalesef ileri gitmiyor. İvme Avrupa'daki kazanacağımız yerde ivme yok kaybedeceğiz. yok Avrupa'daki başarımızı yani Türkiye'de zaten kendi için oynuyorsun lig şampiyonu belliyorsun ama Avrupa'da başka ülkelerin başka liglerin takımlarına oynadığınız zaman sizin kaliteniz ortaya çıkıyor aslında. Evet. Oradan kazandığınız puanlarla orada kazandığınız maçlarla aslında anlıyorsunuz siz hangi seviyedesiniz. Yani Türkiye'de kendi için oynadığınız zaman zaten eliyle çıkıyor şampiyon oluyor ama Avrupa'da bir şey yapabiliyor musunuz? Avrupa'da puan kazanabiliyor musunuz? Mesele burada aslında. Biz maalesef son yıllarda puan kazanamıyoruz. Hatta Avrupa'da sıralamamız bir geriye düştü. Yani bilmiyorum. Bir an önce ülke futbolunun toparlanması gerekiyor. Ne yapması gerekiyorsa yani yabancı oyuncu kuralı veya vesaire başka takım şeyler yani bir şeyler yapması lazım. Çünkü bu futbol bize bir şey katmayacak yani Avrupa'da. Öyle görüyorum. Öyle düşünüyorum ben. Kıymetli görüşleriniz için size çok teşekkür ediyoruz. Eklemek Rica istediğiniz bir ederim. şey var mıdır acaba? Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederiz Sedat Bey.
Taraftarın Sesi programından, Galatasaray günlüğünden bugünlük de bu kadar. Bir sonraki yayında buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın efendim.